Herkese merhaba arkadaşlar. Bundan bir yıl önce yani 6 Aralık 2021 tarihinde bir video yayınlamıştım ve o videoda bir yılın ardından Epson L3151 ile ilgili yaşadığım deneyimi aktarmıştım. Şimdi tam 6 Aralık 2022'deyiz ve 2 yıl oldu bu yazıcıyı alalı. Bakalım ne durumdayız? Bir üzerinden geçen bu 2 yılda işte kaç baskı aldım, kartuşlar, daha doğrusu tüplerimiz, bu tanklı bir yazıcı biliyorsunuz. Ne alemde, ne aşamadayız, ne kadar mürekkep harcandı vesaire, bu gibi konulardan sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bir kısa video yayınlamıştım ben. O videoda Epson yazıcılarda ilk açıldığı tarihten itibaren kaç kez baskın aldığını gösterebilen bir kısa yol tuşu vardı. Onu da yukarıdan bir yerden koyarım, izlersiniz. Yine o şekilde bir baskı aldım. Elimde bu kağıt var. Bunun detaylarını size ekranda göstereceğim birazdan. Oradan bakarak da siz de görmüş olacaksınız zaten. Yaklaşık 2 yıl oldu. Yani ben Kasım ayında almıştım. 2020 yılının Kasım ayında. Hani video çekmesi azalığı bulmuştu. Yaklaşık 2 yılda kaç sayfa baskı aldığımı şimdi size ekranda da görüntüyle göstereceğim. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yazıcıyı ilk olarak 2020 yılının Kasım ayının 7'sinde açmışım. Yani first time printing bilgisi, ilk kez baskı alınan tarih bu olarak gösteriyor. Yani tam 2 yıl olmuş diyebiliriz fazlasıyla. Toplam baskı sayımız 5196 olmuş ki bir önceki yılda bu rakam 3300 civarında filandı. Yani bir yılda ben 2000 sayfadan birazcık az bir baskı almışım. 1800-1900'e falan yaklaşıyor neredeyse. 25 tane de boş sayfa baskı almışım bugüne kadar. Bunlardan renkli olarak baktığımızda 4142 sayfa renkli alınmış toplamda ve siyah beyaz olarak baktığımızda da 1019 sayfa baskı alınmış. Borderless denilen yani çerçevesiz baskıya baktığımızda da 10 tane almışız. Bunlar renkli almışız. Siyah beyaz hiç almamışım. Peki şimdi bu kadar baskı aldım. Yani yaklaşık 5196-5200 sayfa diyebilirim. 5200 sayfada neler oldu? Şimdi ekranda onları da göstereceğim detaylarda size. Tankların durumunu göreceksiniz. Burada 4 tane tankımız var. Bunlara küçük tüpleri var. Onlardan alıp içine dolduruyorsunuz. Bu arada bağımsız olarak alabiliyorsunuz. İlk geldiğinde zaten içinden 5 adet çıkıyor. Neden? 5 tane, 4 tane bölüm varken 5 tane. Çünkü 2 tane siyah çıkıyordu. 2 tane siyah tüp çıkıyor çünkü siyah tüp daha çabuk bitiyor. Bunun da sebebi çok mantıklı. Şöyle, çok baskı almaz ilgisi yok. Siz renkli aldığınız zaman da içinde siyah renk oluyor. O yüzden siyah diğer renklere göre daha fazla tüketiliyor. O yüzden 2 tane çıkıyordu. Şu an ekranda da görüyorsunuz en fazla olan renk siyah olarak karşımıza çıkıyor. Diğer renklerden de epey azalmış durumda ama bitmedi bu arada. Yani 5200 sayfa aldım. Henüz tüplerimiz bitmedi. Tabi siyahı 2 kez kullandım. Yani 2 tankta doldur. Siyah tarafta şu anda görüyorsunuz ekranda daha fazla mürekkebimiz var ama onda 2 tüp olduğu için daha uzun gitti. Burada dikkat etmeniz gereken konu şu, o en alttaki çizginin altına düşürmeden doldurmanız gerekiyor. Zaten zaman zaman yazıcı da bana öyle uyarılar verdi. Ya peki yazıcıdan memnun muyum? Biraz bu deneyimlerimden bahsedeyim. Oldukça memnunum. Ağırlıklı olarak eşim ve lisede okuyan kızım kullanıyor. Ve zaman zaman kızım ödevlerini basıyor. Eşim de işiyle ilgili bazı baskılar alması gerekiyor günlük olarak. Zaten bu 5200 sayfanın büyük bir çoğunluğunu da eşim almıştır diye tahmin ediyorum. Kablosuz olarak bağlanabiliyoruz. Kablosuz olarak baskı alabiliyoruz. Telefondan, bilgisayardan ya da istediğiniz herhangi bir kablosuz cihazdan doğrudan doğruya baskı alabiliyorsunuz. E-posta üzerinden de kendimizin oluşturduğu, ki zaten yazıcıyı aldığınızda böyle bir size bir hak tanıyor. Öyle bir özel bir e-posta adresimiz var. Ona gönderdiğimiz her şeyde otomatik olarak baskı alıyor. Bu şekilde kullanıyoruz. Herhangi bir tıkanma vesaire olmadığı orijinal mürekkeplerini kullanıyoruz. Bu arada ben daha önceki videolarda ki bu tarz yazıcı videosu çok yaptım. Zaman zaman videonun içinde uygun yerlerde onlardan size link koyacağım. Şu yukarılardan bulursunuz, görürsünüz. Açıklamaya da koyacağım onların hepsinin linkini. 4 ya da 5 tane olması lazım. Video çektim ben bu tarz yazıcılarla ilgili. Bu tarz yazıcıya dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Çok fazla yan sanayi mürekkep dolaşıyor etrafta. Yani özellikle online satış kanallarında çok dikkatli olun. Orijinal diye işte yarı fiyatına satılıyor veya biraz daha uygun. %30-%40 daha uygun fiyata satılıyor. Fakat ben onlara karşı dikkatli olmanızı öneriyorum. Çünkü orijinal olmayan yan sanayi mürekkepler var. Hani bunların çok iyi olduğunu iddia edenler de var. İşte çok o kadar da sorun olmuyor diyenler de var. Ama işte kafasının tıkadığını, işte baskıya engel olduğunu veya cihazda zarar oluşturduğunu ve bunun da garanti kapsamının dışında bırakacağını cihazın söyleyeyim. O yüzden o konularda benim kişisel önerim, yazıcıyı alacaksanız, yazıcı alırken de özellikle hani fiziksel mağazaları olan yerlerden ya da online'da da işte diyelim ki hepsi buradan alacaksanız, hepsi buradan kendi sattığı ürünleri tercih etmenizi ben öneriyorum. Gelelim makinenin vaat ettiği veya teknik speklerinde olan bazı şeylere. Açıklamada bunları size paylaşacağım. 8000 sayfaya kadar diyor. Siyah
6500 sayfaya kadar da renkli diyor. Şimdi ben burada 5196 sayfa almışım. 6500 yakalamak biraz zor gibi çünkü tanklardan biri bitmek üzere. Temelen o tam yetmeyebilir, onu söyleyeyim. Yani 6500 yaklaşamadık ama bu arada 8000 sayfa siyah hiç yaklaşamadık. Yani burada 1000 sayfa siyah baskı aldığımı gösteriyor. 8000 nereye, 1000 sayfa nereye. Tabii biliyorsun ama bunu daha önceki videoda söylemiştim ben. Bu tarz ürünlerde bir standart bir PDF var. Onu basarak hani işte 8000 sayfa ya da 6500 sayfa renkli alır, 8000 siyah beyazlar gibi önergelerde bulunuyorlar. Tabii biz gerçek hayatta sadece tek bir sayfayı basmadığımız için bazen sayfada çok fazla renk olabiliyor ya da renkli bastığımız sayfalarda da çok fazla siyah renk olabiliyor. O yüzden bu rakamları tutturamıyoruz. Zaten tutturamayacağımızı söylemiştim ben. Ama bundan da şaşırdığımı söyleyemem. Çünkü bu rakamlar hani bir otomobilin fabrika çıkışında işte 100 kilometrede şu kadar yakar demesi gibi bir şey. O rakamları hiçbir zaman tutturamıyorsunuz. Hep aynı sabit hızla gitmeniz lazım. Gerçek hayatta ne yazık ki böyle olmuyor. Hayatın işleyişi böyle değil. O bakımdan ben çok şaşırmadım. Ama belli bir adedin üzerinde baskı almak isteyenler için ben her zaman söylüyorum. Tanklı yazıcı öneriyorum. Neden? Tamam, ilk alım maliyeti yüksektir tanklı yazıcı ama uzun vadede kullandığınızda onu fazlasıyla çıkartıyorsunuz. Mürekkep püskürtmelidir tanklı yazıcılarda aslında. Ama mürekkep püskürtmeli olup tanklı olmayan kartuşlu yazıcılarda şöyle bir sorun var. Evet, fiyatları tanklı yazıcıya göre gayet uygun. Yani şu anki rakamlara konuşursak bunlar 3000-3500 bandında satılıyor. Ki ben bu arada 1600 liraya mı ne almıştım, öyle söyleyeyim. 2 sene önceki fiyatı söyleyeyim. Şu an 3500-4000 bandında gidiyor geliyor fiyatlar. Farklı farklı fiyatlar var. Mürekkep püskürtmeli tanklı olmayan kartuşlu yazıcılar 1000 lira 1500 lira civarından başlıyor. Tabii onlarda da şöyle bir sıkıntı var. 2 tane kartuşunu almanız gerekiyor genelde. Hani minimum 2 tane kartuş oluyor. 2 kartuşun fiyatı neredeyse yazıcının fiyatına denk geliyor ya da 3'te 2'sine falan denk geliyor. O yüzden de onlar da çok makul olmuyor. O bakımdan ben hani belli bir adet üzerinde baskı alacaksınız. İşte tarama özelliği de olsun, Wi-Fi özelliği de olsun falan istiyorsanız ve renkli de istiyorsanız ben tanklı yazıcı öneriyorum. Evet, pahalı, maliyeti yüksek ama sayfa başı baskı maliyeti epey düşük oluyor. Elimden geldiğince bu tarz videoların sayısını arttırmaya çalışıyorum. Özellikle yaşadığım deneyimi aktardığım videolarla sizin karşısına çıkmak istiyorum. Bir yılın ardından şimdi ikinci yılın ardından da oldu. Üçüncü yıl olur mu bilmiyorum. Belki de çekerim de, belli de olmaz. 3 yılı görebilirsek bu yazıcıyla, ki görürüz gibi geliyor bana herhangi bir sıkıntı olmadan. Üçüncü yılın da videosunu çekerim diye düşünüyorum. Eğer kısmet olursa arkadaşlar. Sizin de konuyla ilgili görüşleriniz, yorumlarınız, fikirleriniz mutlaka vardır. Yorumlar kısmında benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bu arada ben yazıcı seçimiyle ilgili özel bir video da yapmıştım. Onu da yine bu videonun içindeki uygun bir yerde paylaşacağım. Yazıcı alacaksınız ama hangisini alayım gibi bir soru aklınızda varsa o videoyu izlemenizi de öneriyorum. Açıklamalarda da koyacağım o videonun linkini. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli arkadaşlar. Çünkü markalardan bir şey istediğiniz zaman abone sayınızı soruyorlar. Şu an 13.000 küsur civarında bir abonem var. Bu rakamı beraber arttırırsak çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Orada çok güzel içerikler paylaşıyorum. Özellikle dikey kısa videolar çok fazla yapmaya başladım. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada mevcut. Tek bir tıkla hepsine abone olabilir ya da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.